ekonomist Selçuk Geçer çılgın dolar tahminini açıkladı. Doları tutana aşk olsun. Dolar bu kadar olacak. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar kurunun 17 lirayı aşması ile önümüzdeki günlerde doların kaç lira olacağını açıkladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den çılgın dolar tahmini geldi. Selçuk Geçer dolar kurunun şu sıralar 17 lira seviyesini geçmesiyle ilerleyen günlerde doların ne kadar olacağını açıkladı ve doları tutana aşk olsun dolar bu kadar olacak dedi ve rakamı açıkladı. Dolar kuru BDDK ve dips hamleleriyle her ne kadar gerilese de dolar bayram sonrası tekrardan yükselişe geçti. 14 Temmuz 2021 perşembe gününe 17.34 seviyelerinde işlem gören doların yükselişi devam ediyor. Dolar almak ya da satmak isteyen vatandaşlar doğru zamanı araştırırken piyasa uzmanı Selçuk Geçer 17 lira seviyesini geçen dolar için yeni rakamı açıkladı. İşte doların önümüzdeki günlerde geleceği seviye. YouTube kanalı üzerinden değerlendirmeler yapan Selçuk Geçer enflasyon ve dolar kuruna değinerek çılgın açıklamalarda bulundu. Doların BDDK ve dips hamlelerini aşmasından sonra tekrardan 16,70 seviyelerinden 17,34 seviyelerine çıkmasıyla ortam tedirgin bir hal aldığını söyledi. Doları tutana aşk olsun. Elinde doları olanlar değişken dolar kurundan dolayı ne yapacağını araştırırken Selçuk dolar için çılgın seviyeyi verdi. Doların yükselişi için tutana aşk olsun diyerek dolar 17 lirayı gördükten sonra 19 lira olana kadar yükselmeye devam edecek. Sonra bir müdahale olur belki ama artık ok yaydan çıktı. Tutana aşk olsun yorumunu yaptı. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Dolarda kıyamet senaryosu. Doların neden yükseldiğini tek tek anlattı, dolar kıtlığı yaşanacak, dedi. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Evren Devrim Zeryut, vatandaşların dolara hücum ettiğini yazdı, doların nasıl düşürüleceğini açıkladı. Dolar kuru uzun bir aradan sonar yeniden yükselişe geçti. 16 TL'ye yaklaşan dolar kuru için korkutucu bir analiz yapan Yeni Çağ Gazetesi yazarı Evren Devrim Zeryut, dolar kıtlığı başlıyor, başlıklı bir yazı yazdı doların neden yükseldiğini tek tek açıklayan Zalyut, vatandaşların neden dolara hücum ettiğini açıkladı. Zalyut, dolarda yaşanacak kıyamet senaryosunu yazdı ve bunun önlemenin yolunu açıkladı. Yeni Çağ gazetesinden Evren Devrim Zalyut'un, Dolar Kıtlığı Başlıyor, başlıklı yazısı. Dün Türkiye'nin adım adım dolar kıtlığına girdiğini gösteren çok önemli veriler açıklandı. Bunlardan ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası cari açığa ilişkin verileri yayımladı. Bakın rapor neler söylüyor. Cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2229 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları artarak 5554 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24223 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olmuştur. Ne oldu o muhteşem ihracat rakamları? Nerede? Patladı diyordunuz. O zaman neden dış ticarette eksi veriyoruz? Yukarıda yer alan 12 aylık açık olan 24 milyar dolar yerinde kalsaydı. O rakam daha da bozulacak çünkü ürettikçe ithal eden sisteme ek olarak enerji maliyetleri de yerinde durmuyor. Raporda başka bir ifade daha var. Portföy yatırımları 3051 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 744 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 201 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları net satış yaptığı görülmektedir. Dolar kıtlığının ana sebebi ürettikçe yarı mamul ithal etmemiz dedik ama bir neden de AKP'nin kavgacı iç ve dış politikaları. Seçmenlerini bir arada tutmak, çözülmeyi önlemek için, iç ve dış sert söylemlerde bulunması yatırımcıları korkutuyor, ülkeye, ekonomiye olan güveni azaltıyor. Azalan güvenle beraber yatırımcılar Türk hisse ve tahvillerini satıp, paralarını alıp kaçıyor. Bu kaçış neticesinde dolar miktarı azalıyor, kıtlaşıyor ve kur yukarı gidiyor. Kaçan sermaye devasa boyutlarda. Erdoğan başkan olmadan önce 2017 yılında yabancıların elindeki hisse miktarı 51 milyar dolar, tahvil miktarı ise 30 milyar dolardı. Şimdi bu rakamlar 19 milyar dolar hisse, 2,3 milyar dolar tahvil şeklinde. Aradaki fark yaklaşık 60 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz tam 60 milyar dolar öfke dili nedeniyle kaçmış? Önceki yazılarımızda kaçanın sadece portföy yatırımları olmadığını, kurulması planlanan fabrika yatırımlarından da vazgeçildiğini belirtmiştik. Ne olmuştur kaçan para ile? 60 milyar dolar çıkınca kur yukarı giderek firma maliyetlerini ve enflasyonu artırmıştır. Gelmekten vazgeçen fabrikalarla işsizlik artmıştır. Dolardaki kıtlığın artacağını gösteren bir haber de bütçeden geldi. Maliye Bakanlığı bakın neler söylüyor. 2022 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214,3 milyar Türk Lirası, bütçe gelirleri 164,1 milyar Türk Lirası ve bütçe açığı 50,2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında ödenen faiz 19,1 milyar Türk Lirası oldu. Ocak-Nisan arası ise faiz ödemesi tam 103,9 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti ülke bütçesinin nereden nereye geldiğini rakamlarla gösterelim, böylece durumun nasıl kötüye gittiğini daha rahat görebiliriz. 2017 yılında başkanlık seçimi öncesinde bir yıldaki bütçe açığı 49,3 milyar Türk lirasıydı. Sorumluluk reddi Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.